Arkadaşlar merhabalar. Bugün neredeyiz? Bingöl'ümüzün Seyir Tepesi'ndeyiz. Desey Parkı'ndan sonra Bingöl'ümüzün Seyir Tepesi'ni size tanıtacağız. Hep birlikte bu muhteşem yatırımı gezelim. Arkamda görmüş olduğunuz tesis yüksek güvenlikli bir tesis. Giriş kapısı mevcut. Giriş kapısı açık olmayınca kesinlikle içeriye giremiyorsunuz. Burayı şu anki mevcut belediye başkanımız değil, ondan önceki belediye başkanımız değil, ondan önceki belediye başkanımız Bingöl halkının hizmetine sunamadı. Sunsaydı bu halde değildi. Yarım yamalak bir şekilde bıraktılar mı burayı, bırakmadılar mı onu da bilmiyorum. Ben olsaydım burayı yaptığım zaman buraya güvenlik personelleri bırakır, buradaki dökmüş olduğum yatırım maliyeti parayı personellerle korurdum. Çünkü biz halk olarak burayı yıkıp paramparça ediyoruz. İlla ki başımıza birkaç tane güvenlikçi lazım. Öyle diye düşünüyorum. Hadi gelin gezelim. Evet arkadaşlar, tesisimizin giriş kapısından içeriye girdik ve geldik. Tesisimizde oturabileceğiniz hiçbir alan yok. Harbiden de yok. Arkadaşlar tesiste şu şekilde böyle kamelya alanları bırakılmış. Nasip olursa bir 10 yıl sonra herhalde kamelyalar yerine takılacak. Ya da öncesinden kamelyalar vardı ama artık yok. Suç biz vatandaşların mı, yoksa burayı yapıp da bakımını yapmayan, ilgilenmeyen yetkililerin mi? İleri taraflarda ne var? Çeşmeler var. Çeşmelerde musluk bile yok üzerinde. Yani buraya hiç gelip kendinizi zorlamanın, yormanın bir manası yok. Hiç böyle kinaye yapıp da esprili bir dilden anlatmayacağım. Ya benim senin param bunlar. Madem yetkililer sahip çıkmıyor, halk olarak, vatandaş olarak bizler sahip çıkalım. Gittiğimiz yerleri kırmayalım, dökmeyelim. Kent parkımız yapıldı. Mangal yapmaya giden vatandaşlarımız yanında çalı çırpı odun bulamayınca bankları kırıp onları yakıyorlar. Ya suç kimin? Benim mi? Yetkililerin mi? Ciddi manada bu suç kim? Halk otobüsü duraklarını kıran kişileri ciddi manada benim aklım, mantığım almıyor. Halk otobüsünün durağı ya, yağmurdan seni koruyacak ya da güneşte altında durup gölgede otobüsün geleceğini beklediğim bir alan. Ya o halk otobüsünün duraklarını kırmanın mantığı ne? Çok ciddi şekilde benim aklım, mantığım almıyor. Acaba şey mi oluyor? Geçerken şöyle otobüs durağına bakıyor. Bana mı dedin lan? Hı? Bana mı dedin? Ne gerek var? Niye kırıyorsunuz güzel kardeşim? Hayır, ben böyle mizah yaparak problemleri, sıkıntıları anlatayım dedim de. Yok baba, mizahtan da anlamıyoruz. Yani anlamıyorsunuz derken o buraları kıran kesimlere söylüyorum, sizlere değil. Neyse, tesisimizi biraz daha gezelim. Çok güzel böyle yeşillik alanımız var. Buralar değerlendirilebilir. Buralar biraz temizlenip banklar yapılabilir. Kamelyalar koyulabilir. Işıklandırması yapılabilir. Su getirilebilir. Halkımızın hafta sonu hizmetine açılabilir. Hafta içi gelmek isteyen de gelsin zaten. Burada oturabilecek en rahat yer burası. Diğer yerler biraz böyle girintili, çıkıntılı, insan rahat rahat oturamıyor. Böyle burada ağaçların gölgesi de vuruyor, çok rahat. Bir sofra bezi falan olsa burası serip piknik falan yapardık Aziz abi. Arkadaşlar bu su deposunun bulunduğu Seyir Tepesi diye adlandırdığımız yer, yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında Serdar Atalay'ın belediye başkanı olduğu dönemde yapıldı. Yapıldığı günden bu yöne sahipsiz kaldı. Yani giriş kapısında bir çekim yaptık, gösterdik ne halde olduğunu. Burada herhangi bir kamelya yok, oturabileceğiniz bir bank yok. Burada çeşme yerleri var ama çeşmelerde ne musluk ne de su var. Umarım şu anki mevcut belediye başkanımız, yöneticilerimiz buraya da bir el atıp yapılan bu masrafın en azından boşa gitmemesi için biraz bakıma ihtiyacı var. Bakımı yapılabilir ama bakımı yapıldıktan sonra mutlak bir şekilde buraya güvenlik personellerinin bırakılması lazım. Sebebi ise bizleriz. Halkız, vatandaşlar olarak. Bizler gelip buradaki banklarda adam akıllı oturmuyoruz. Kamelyalarda adam akıllı oturmuyoruz. Biz geldiğimiz zaman sanki o kamelya bank anamıza avradımıza küfür etmiş gibi onlara direkt saldırıyoruz, kırıyoruz, paramparça ediyoruz. Sonrasından da suçu sağa sola yetkililere atıyoruz. Tamam, her seferinde eleştirelim, eleştirelim, eleştirelim de biraz da kendimizi eleştirelim. Şehrimizin bazı noktalarındaki halk otobüsü durakları paramparça. Ben bu durakları
yoldan geçen hayvanların kırdığına inanmıyorumlar. Biz insanlar onları paramparça ediyoruz. Otobüs durağının oraya koyulma amacı şu: güneşli havalarda gölgelenmek, yağmurlu, karlı havalarda ise altında otobüsün gelmesini beklemek. Yani o otobüs duraklarının bize bir zararı yok, faydası var. Bunları kırmak abeler, dezalar, babalık değil, mafyalık değil. Ya kırmayalım şunları ya. Niye kırıyoruz ya? Bizim, sizin malınız bunlar. Başkasının değil. Bir kent parkımız var, çok güzel bir şey. Geçenlerde tur atayım dedim oraya. Banklar kırık. Çöp kovalarının etrafında görsel olarak yapılan çıtalar kırık. Soruyorsun ya, bunun kime ne zararı var? Azabı, aklım mantığım almamış. Almış olsaydı böyle konuşmazdım. Almamış. Allah size bela vermesin. Allah size tufan vermesin. Kırmayın. Parçalamayın. Ya şimdi buraya çekim yapmaya geldik. Ya bir yeri yok oturak ha. En müsait yer şu yolun ortası. Olmaz. Bundan sonra dedektif gibi ortalıkta gezeceğim. Nerede ne sıkıntı varsa aha böyle çekeceğim. Hepsini de Lak Lak TV'de paylaşacağız. Bu arada videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atma. Yok zaten beğenmeyle like aynı şey mi? Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Sinirlendirmeyin beni. Bak kızım. Bak ben sinirlendirmeyin. O olmuyor öyle ha. Aziz abi elini çek.